maruz kaldı. Yine Kemal Mümin milletvekilimiz, Salih Aydeniz milletvekilimiz polis şiddetine maruz kaldı. Çok kısa bir süre önce milletvekilimiz Ali Kenanoğlu İstanbul'da Kadıköy'de polis şiddetine maruz bırakıldı. Ali Can Evli polis şiddetine maruz bırakıldı. Hüseyin Kaçmaz vekilimizi polis şiddetine Allah ve son olarak milletvekilimiz Hamit Esin hocamı üç yerden kırdı. Bu siyasi iktidar, bu iktidar buna karşı tek bir söz söylemedi. Neden? Çünkü polis şiddetinin arkasındaydı bu siyasi iktidar. Tersine bu iktidarın adadığı bir vali çıkıp ne söyledi? Hayır dedi. Bu milletvekili kendi kendini yere attı dedi. Bir milletvekilinin bacağını kıranlarla ilgili soruşturma başlatmak yerine milletvekilimizi suçladı. Milletvekilimiz burada Ankara'da şehir hastanesinde yatıyor. Tek bir taneniz bu meclisin üyesine, milletvekiline geçmiş olsun dediniz mi? Aynısı size yapılmış olsaydı emin olun ilk önce bizler buna tepki gösterirdik. Bunu kabul etmezdik. Ama sizler bunu yapmadınız, kabul etmediniz. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunu protesto ediyoruz. Ayrıca bunun araştırılmasını istiyoruz. Bu kadar basit bir önerge. Ya kolluk şiddeti vardı veya kolluk şiddeti yoktu. Biz olduğunu söylüyoruz. Bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyoruz. Halkın iradesine, saldırıya karşı sessiz kalanları burada protesto ediyoruz. Oylamada evet değil, araştıralım. Suskunluk ortak olmaktır. Halkın iradesine yapılan saldırıya seyirci kalıp sessiz kalanları ve bu nedenle de bu parlamentoyu kınıyoruz. Faşizmi direnerek uzaklaştıracağız. Halkın iradesine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. İnsanların ayağını kırmak faşizmdir. Bunu kabul etmiyoruz. Değerli milletvekilleri, kolluk şiddetinin araştırılması gerekir. İktidar kolluk şiddetini teşvik etmekten vazgeçmelidir. Çok açık söyleyelim. Bugün muhalif olduğumuz için bize yöneliyor olabilir. Ama eğer karşı çıkmazsanız emin olun yarın öbür gün iktidar değişecek. Dünyada hiçbir siyasi parti sonsuza kadar iktidarda kalmamıştır. İktidar değiştikten sonra bunun mağduru olmak istemiyorsanız gelin bugün buna hayır deyin. Bu konuda bir araştırma komisyonu kuralım ve polis şiddetinin, kolluk şiddetinin ortadan kaldırılması için bir adım atalım. Polis. Önergemize evet demenizi istiyoruz değerli milletim. Polis şiddetine son verilmesi için tüm meclisi duyarlılığa çağırıyoruz. Artık halka, gazetecilere, milletvekillerine yönelik bu saldırılar bitsin. Polis devletine hep birlikte hayır diyelim. Milletvekilimize yapılan saldırı parlamentoya yapılmış bir saldırıdır. Susmak onaylamaktır. Milyonların iradesiyle seçilmiş milletvekillerine saldırı halka saldırıdır. Halkın iradesine, halkın sesine saldırıdır. Halkın sesini önemsiyoruz diyen herkesi bu saldırıya karşı çıkmaya çağırıyoruz. Sessiz kalmak onaylamaktır. Sesinizi yükseltmiyorsanız onay veriyorsunuz demektir. Protesto ediyoruz. Halkın iradesini gasp ettiniz, bununla yetinmediniz. Şimdi de halkın iradesini temsil eden milletvekillerini bacaklarını kırıyorsunuz. İşkenceye sıfır tolerans dediniz, şimdi %100 toleransa çıktınız. Emniyet güçlerinin bu saldırı gücünü iktidardan aldığını çok iyi biliyoruz. İktidarın talimatıyla gerçekleştiğini çok iyi biliyoruz. Bu talimata karşı durmuyorsanız yarın sizin başınıza geldiğinde de karşı duracak kimse bulamayacaksınız. Cezasızlık suçluların cesaret almasına sebep oluyor. Halbuki eksik milletlerimize... AKP hükümeti şiddetin hükümetidir.
Halkı eksik milletvekilimize yönelik yapılan saldırıyı protesto için arkadaşlarımız, milletvekillerimiz grup önerisinden sonra kürsüde bir eylem gerçekleştiriyorlar ve meclisin duyarlılığa davet edilmesi açısından seslerini çıkartıyorlar. Çünkü meclis başkanı dahil olmak üzere parlamentodan herhangi bir ses çıkmıyor. Demokratik aklını kullanmak isteyen herkes saldırıyor. Sadece milletvekilleri değil, gazeteciler, çalışanlar, işçiler, emekçiler, öğrenciler, kadınlar, LGBT artılar. Haksızlığa hayır diyen, haklarımızı talep ediyoruz diyen herkes yerlerde sürükleniyor. Herkesin demokratik hakkının kullanımının önüne geçiliyor. Gözaltıyla, yargıyla tehdit ediliyor insanlar. Bugün de sansür yasasıyla halkın sesi kısılmaya çalışılıyor. İşte biz bütün bu saldırı dalgasına karşı duruyoruz. Kime yapılırsa yapılsın, hak arayan herkese karşı yapılan bu emniyet saldırısına, iktidar talimatlı emniyet saldırılarına dur diyoruz. Yeter artık diyoruz. Bu ülkede işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, Kürtler, Aleviler hakkını talep etme gibi bir demokratik hakkı varsa bunu kullanacaklar. Kimse buna karşı şiddetle karşı durmasını kabul etmiyor. Şiddet uygulamalarını kabul etmiyoruz. O yüzden bu nedenle burada protesto hakkımızı kullanıyoruz. Baskılarınız, şiddetiniz, uyguladığınız cezasızlık, hatta katliamlara varan eylemleriniz bu halkı yıldırmadı. Bundan sonra da yıldırmayacak ve baş eğmeyecektir.